Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün gene güzel bir yemek yapalım. Mantar yemeği yapacağız. Bu benim usulüm olacak. Tam böyle vejetaryen işi. Birazcık et suyu koyacağım ama o etten sayılmaz. Şimdi bir paket mantarım var. Bunu doğrayacağım ufak ufak. 2 adet yeşil biberim var. 4 adet orta boy domatesim var. Ufak soğan kullanacaktım. Ufak soğanım yok. Bunun yarısını kullanacağım. Bunları bir tencerede normal türleme gibi pişireceğiz. Şimdi ilk önce soğanları ve biberleri doğramakla başlayalım. Normal ufak bir tencereye biraz sıvıya koyalım. Ondan sonra doğradığımız biber ve soğanı tenceremize boşaltalım. Biraz öldürelim. Bunlar kısık ateş olurken biz mantarları istediğiniz gibi doğrayalım arkadaşlar. Bu sulu mantar yemeği olduğu için şekli o kadar pek de fark etmiyor. Çaplarını da kullanıyorum. Normalde mantar kısaltmasına falan çapları pek kullanmıyoruz. İsteyen kullanıyor ama genelde gövde kısmı kullanıyor. Domateslerin kabuğunu soyup küp küp yapalım. Şu şekilde. Hazırlığımız bitti. Şimdi doğru tencereye. Önce domatesler. Artık altını açabiliriz. Yüksek ateşte domatesleri bir hemleyelim. Al bir şey. Mantarlar çabuk pişecektir. Domatesler hermelenirken baharatları atalım. Bir tatlı kaşığı tepeleme tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı yeni bahar. Tuz oranını ayarlayabilirsiniz siz. Hermeleme işlemi bittikten sonra mantarlarımızı boşaltıyoruz. Şöyle bir tencerenin içindekileri alt üst yapıyoruz. Altını kısıyoruz. Şimdi bir bardak su ilave edelim buna.
Siz su ilave etmeyebilirsiniz. Mantarlar zaten suyunu salacak ama ben bu yemeği ekmek banıp yemeği çok seviyorum. Güzelce karıştıktan sonra altı skoldalla kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Evet. Kısık ateşte bir yarım saat pişti. Zaten mantar çok çabuk pişen bir şey. Gördüğünüz gibi bir bardak su atınca tam böyle ekmek banacak kıvamda oldu. Mükemmel görünüyor, müthiş. Bence çok lezzetli oldu. Et suyum olmadığı için et suyu atamadım ama et suyu da buna çok acayip tat verebilir. Gördüğünüz gibi yemeğe hazır. Yapanlara, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler.